Bütün belaların Safer ayının son çarşamba gecesinde ve bir de Mart'ın ilk çarşamba gecesinde gökten nazil olduğu söyleniyor. Safer ayı belaların, musibetlerin çokça olduğu, hatta korunmak için bir takım zikirle, eskarla meşgul olup bu aydaki belalardan da sakınmamız gerektiğinin anlatıldığı, çokça paylaşıldığı bir durum var. Acaba doğru mu? Safer ayı bela, musibet ayı mıdır efendim? Bu konuda çok şey söyleniyor. Allah Resulü döneminde cahiliyeden gelen bir adet vardı. Hı hı. Böyle Safer ayı bir takım aylarda işte uğursuzluk var denilirdi. Resulullah Efendimiz la tiyarete fil İslam buyuruyor. İslam'da uğursuzluk yoktur. Yani insanlar kendilerinin yaptıkları sebebiyle başlarına bir takım şeyler geliyor. Ama bunu kendilerine nispet etmiyorlar. İşte Safer ayına, Mart ayına nispet ediyorlar. İnsanlar kötülük yapıyor, kötü bir hayat yaşıyor. Aynen. Başlarına bir bela geliyor. Ondan sonra bu belayı, uğursuzluğu bir şeylere nispet etmeye çalışıyor. Bu tamamen cahiliye düşüncesi. İslam'da böyle bir şey yok. Burada önemli olan biz nerede hata yaptık diye kendimizi sorgulayıp hatamızı düzeltmemiz gerekir, tövbe etmemiz. Bundan sonra iyi bir insan olmaya gayret etmemiz gerekir. Dua şudur. Ya dafi al belaya. Ve ama her zaman okuyun bunu. Ya dafi al belaya. İdfa annel belaya. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. İnneke ala kulli şeyin kadir. Şimdi bunu tercüme edelim. Ya dafi al belaya. Ey belaları def eden. Ya ey dafi al def eden, gönderen, uzaklaştıran belaya belaları idfa, def et, gönder, uzaklaştır annel bizden belaya belaları. Ey belaları dağıtan bizden belayı gider. Fallahu hayrun hafizan, Allah koruyanların en güzelidir, en hayırlısıdır. Ve huve ve Allah erhamur rahimin, merhamet edenlerin en merhametlisidir. İnneke sen ya Rabbi şüphesiz ala kulli şeyin kadir, her şeye gücün yeter. İşte bunu okuyun. Kısası ya dafi al belaya idfa annel belaya. Ey belaları def eden bizden belaları gider. Bunu bol bol okuyalım.